Evet, kayıp Nari'nin maalesef cansız bedeni bulundu. Biraz önce bilgi geldi. Şu anda evet Ali Yerlikaya paylaştı. Maalesef küçük Nari'nin cansız bedeni bulundu. Üzülerek bu bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Aslında biz sevindirici bir haberi bekliyorduk. Müjdeli bir haberi bekliyorduk. Maalesef küçük Nari'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kameraman arkadaşım şu anda ekranları taşıyor. Biz burada gerçekten sevindirici bir haberi paylaşmak isterdik ama maalesef küçük Nari'nin maalesef ölü bulundu. Muhtemelen dere yatağında, iddialara göre bir torbanın içine bırakılıp dereye atıldığı söyleniyor. Tabi bu bir iddia ama maalesef küçük Nari'nin 8 yaşında genç hayalleri, umutları olan Nari'nin maalesef ölü bulundu. Biz 19 gündür buradayız. Burada olup bitenleri anlatmaya çalışıyoruz. Nari'nden bir iz bulabilmek için. Ama Nari'nin maalesef ölü bulundu. Her zaman her yayınımıza söylüyorduk. Biz inşallah sevindirici bir haberi veririz, mutlu bir haberi veririz. Nari'nin bulunduğuna dair haberi veririz. Maalesef o gerçekleşmedi. Nari'nin, 8 yaşındaki Nari'nin maalesef, hemen ekranlara taşıyalım kameran arkadaşım, bu derede ölü bulundu. Evet Nari'nin, bakın bu derede ölü bulundu. Burası defalarca arandı. Buraya defalarca bakıldı. Ancak hani nasıl bulunmadı, neden şimdi bulundu, bir ihbar mı geldi, ne oldu açıkçası biz o dilimi pek şu an için bilemiyoruz. Ancak muhtemelen ekip bir çalışma yapacaktır. Muhtemelen ihbar üzerine bir burada bir çalışma yapıldı. Çünkü burası defalarca arandı. Şimdi biz Sinan, günlerde bir virgül koyalım bakın. Hemen İçişleri Bakanı olduğu noktaya doğru geldik. Ali Yerlikaya'nın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı seyircilerimizle paylaşalım. Son dakika gelişmesi sevgili izleyenler. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun mesajıyla paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sevgili izleyenler, 8 yaşındaki Narin Güran 19. günde dere yatağında maalesef cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabı üzerinden resmi açıklamayı da yapmış oldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu açıklamasını yaptı. Sinan Yılmaz arkadaşımız da tam olarak o bölgedeydi. Biz de tam bunu konuşuyorduk çünkü köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Dere yatağı aranıyordu. Daha evvel defalarca aranmıştı. Ancak 19. günde canlı yayında tam olarak biz de bunu konuşurken bu acı haber geldi. Diyarbakır'ın Narin kızı, 8 yaşındaki küçük Narin, günahsız Narin maalesef 19. günde cansız bedeni yine köyde dere yatağında bulundu sevgili izleyenler. Sinan'a tekrar sözü bırakalım, bölgeye dönelim. Yeni gelişmeler var mı Sinan? Neler oluyor o köyde? Yine bir taraftan ailesini de merak ediyoruz aynı zamanda. Hep müjdeli haberi vereceğiz diye bekledik sevgili izleyenler. Hep umutla bekledik. Ama maalesef acı haberi sizinle paylaşıyoruz şu anda. Kayıp Narin 19. gününde defalarca aranan bir yerde bulundu sevgili izleyenler. Dere yatağında bulundu. Cansız bedeni maalesef o noktada bir torbanın içinde bulunduğu bilgisini az evvel yine arkadaşımızla paylaştı. Hakikaten çok zor. Ailesine de sabırlar diliyoruz, yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Tüm Türkiye aynı şekilde. Hepimizin şu anda ciğeri yanıyor. Sinan Yılmaz'a dönelim. Sözü ona bırakalım hemen. Maalesef aslında yani üzülmemek elden değil. 19 gün boyunca burada yoğun bir çalışma yapıldı, yoğun bir arama yapıldı. Bakın bu dere defalarca arandı. Köy 8 kez arandı.
Yani biz buraya geldik, buradan görüntü verdik. İş makinesi geldi buraya. Yoğun bir çalışma yapıldı burada. Ancak maalesef 8 yaşındaki Nari'nin cansız bedeni, bakın şu anda ekranlara gelen noktada, o dere yatağında bulunduğu belirlendi. Maalesef üzücü bir olay şu anda sizlerle paylaşıyoruz. Aslında biz hep ümit vardık. Hep yayınlarımıza şunu söylüyorduk. İnşallah Nari'nin sağ salim bulunur. Biz de o müjdeli haberi, sevindirici haberi sizlerle paylaşırız. Ancak kaç dakika önce üzücü haberi maalesef sizlerle paylaştık. Küçük Nari'nin, 8 yaşındaki Nari'nin dere yatağında ölü bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bilgisini paylaştı. Aslında biz de saat 9.30 geçe, 20 geçe buraya gelmiştik. Bir hareketlilik vardı. Biz aslında fark ettik bu durumu. Köye girdiğimizde jandarma ekipleri bizi durdurdu ve çok gergindiler. Kesinlikle köye giriş çıkış tamamen yasak. Şu anda kimsenin girmesine izin vermiyoruz dediler. Ve biz de haber kaynaklarımızla görüştük ve burada bir çalışmanın olduğunu bize söylediler. Aslında yayın başlamadan önce biz durumu biliyorduk, ancak resmi açıklamayı bekliyorduk. Resmi açıklamayı da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından duyurdu ve maalesef 8 yaşındaki küçük Nari'nin cansız bedenine ulaşıldı. Olayı inceleme ekipleri şu anda bölgede. Bir yandan da ben hemen orayı görmek için gözlüklerimi takayım. Net bir şekilde orada olup bitenleri rahatlıkla göreyim. Üzücü bir olay. Üzücü bir olay. Küçük Nari maalesef hayatını kaybetti. Ölü bulundu. Biz burada günlerdir Nari'ni bulmak için buradaki ekiple beraber yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde olup bitenleri herkese anlatmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Ve maalesef küçük Nari'nin ölü bulundu dere yatağında. Tabii bu dere yatağı defalarca arandı aslında. Yani tabii uzman bir ekip muhtemelen konuyla ilgili bir çalışma yapacaktır, ancak Nari'nin yakın bir süreçte mi oraya getirildi ya da daha önce mi oraya getirdi, bırakıldı? Şu anda bunu bilmiyoruz. Bu çok kritik bir soru. Bu konuyla ilgili muhtemelen savcıların yine bir çalışması, oradaki uzman ekiplerinin, olayı inceleme ekiplerinin bir çalışması olacaktır muhtemelen. Ancak o dere defalarca arandı. Yani biz de zaten o bölgeden yayılarımızı yaptık. Jandarma arama kurtarma su ekibi bölgedeydi. Yani orası adım adım tarandı, bakıldı. Ancak aynı noktada ölü bilgisi geldi. 8 yaşındaki Nari'nin maalesef ölü olarak bulundu. Üzücü bilgiyi de sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Tam 19 gündü Tavşantepe mahallesinde, Tavşantepe köyünde 21 Ağustos tarihinde kaybolmuştu. Annesi kızım Kur'an kursuna gidiyorum demişti. Ve o günden bu yana da kendisinden bir daha da haber alınmış değildi. Ki yaklaşık 10 dakika önce maalesef ölü bilgisi paylaşıldı. Cansız bedenine dere yatağında ulaşıldı. Köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan bir bölge. Bakın burada AFAD, UMKE, gönüllü ekiplerle beraber burası defalarca, her zaman yayınlarımıza bahsediyorduk sizlerle. Mısır tarlası, pamuk tarlası, dere yatakları, sulama kanalları. Yani aklınıza gelebilecek her bir nokta karış karış tarandı, karış karış bakıldı. Dere yatağına belki de 10 kez bakıldı. Hatta biz geçtiğimiz günlerde buraya geldik. Buradaki köpekler de vardı burada. Yani eğitimli, hassas burunlu köpekler burada. Yani bir koku olsaydı zaten o gün bulunabilirdi. Ancak bu saatte orada ölü olarak bulunması tabii ayrı bir soru işareti açıkçası. Muhtemelen konuyla ilgili uzman bir ekibi çalışma yapacaktır. Yine bazı DNA örnekleri alınabilir. Belki de olayla ilgili
farklı bir yerden, farklı bir köyden de yani bir süreçte olabilir, gözaltı süreci de olabilir. Tabii bunu şu anda net olarak bilmiyoruz. Şu anda dediğimiz tek şey artık Nari'nin ölü bulunması. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya biraz önce sosyal medya hesabından bu üzücü olayı paylaştı. Nari'nin maalesef hayatını kaybetti. Hemen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun notunu paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narin maalesef 8 yaşında hayalleri, umutları olan bir kız çocuğu okula gidiyordu. Yaşasaydı, bulunsaydı pazartesi günü okula başlayacaktı. Köyde şu anda neler olup bittiğini bilmiyoruz. Bakın köy tepe bir nokta. Hemen MMS'de bilgi ekranlara taşısın. Hemen lokasyonları sizlere göstermek istiyorum. Bakın köy şu anda bakın tepe bir noktada. MMS'de bilgi kameran arkadaşım şu an bakın köyü ekranlara taşıyor tepe bir yerde. Ve köyün hemen altında bir dere var. Bu kadarlık bir mesafe bakın. Bu kadarlık bir mesafe. Yani burada yoğun bir çalışma yapıldı. Geniş kapsamlı bir inceleme yapıldı. İnsansız hava aracı havalandı, drone havalandı. Hatta helikopter dahi bakın küçük Narin için burada havalandı. Arama kurtarma ekibi, jandarma sualtı, jandarma komando asayişi ekibi, yine AFAD gönüllü ekipler. Burada yoğun bir mesai harcadılar, yoğun bir çalışma yaptılar. Biz de onlara eşlik ettik. Gerçekten adım adım her yeri dolaştılar, baktılar, bir şey bulamadılar ve burada Narin cansız bedeninin bulunması ayrı bir soru işareti. Neler olup bittiğine dair muhtemelen güvenlik kameraları, yine görgü tanıkları, yeni şeyler de söyleyebiliriz belki de ilerleyen süreçte. Ancak Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. O olay yeri inceleme ekipleri şu anda bölgede. Bölgede incelemelerine, çalışmalarına şu an için devam ediyorlar. Çok sayıda aracı şu anda görebiliyorum. Çok sayıda aracı şu anda görebiliyoruz burada. Maalesef Narin'den kötü bir haber geldi. Narin'den aslında biz umutlu bir haberi bekliyorduk. Ailesi, annesi, babası, kardeşleri, yine amcaları aslında hayırlı bir haber bekliyordu. Hep ümit vardılar. Hep Narin'i bulacağız dediler. Narin bulunacak dediler. Maalesef Narin bulundu ama ölü bulundu maalesef. Herkesin gözü kulağı tam 19 gündür Diyarbakır Tavşantepe'den gelecek bir müjdeli bir haberdeydi. Maalesef o müjdeli haberi üzücü habere çevirdik. Üzücü haberi şu an sizlerle paylaşıyoruz. Küçük Narin'den bir haber var mı yok mu diye 19 gün boyunca biz köye geldik. Köyde olup bitenleri anlatmaya çalıştık. Şu anda tabii bölgeye biz yürüyemiyoruz. Gidemiyoruz bölgeye. Çünkü komando ekip burada, şu anda burada ve kesinlikle o bölgeye giriş veya çıkış yapmamıza kesinlikle müsaade edilmiyor. Hatta biz hatırlarsanız köşeye kadar gitmiştik. Biraz da dere yatağının olduğu yere yakına gitmiştik. Buradaki askerler müdahale etti. Jandarma ekipleri. Hayır yasak. Orada bir süreç var şu anda. Dolayısıyla da bütün gazeteci arkadaşlarımızla beraber bu yoldan şu anda yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerinde yaklaşık 1-1 saat önce arama kurtarma çalışması aslında 18 gün boyunca devam etti. Son günlerde artık ihbarlar üzerinde yapıldı. Buradaki bu çalışma bir ihbar üzerine mi bir çalışma yapıldı ya da normal rutin bir çalışma mı? Şu an için bunu bilemiyoruz ama biz buraya geldiğimizde çok sayıda aracı gördük. Çok sayıda personeli burada gördük. Olay yeri inceleme ekipleri buradaydı. Maalesef küçük
Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Burada da bir trafik de oluştu. Oraya gidiyoruz. Akrabalar mısınız? Evet tabi yoğun bir trafik de burada oluştu. Narin'den kötü haber geldi. Biraz önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya durumu paylaştı. Ve Narin maalesef ölü, cansız bedenine ulaşıldı. Başımız sağ olsun dedi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Narin'den aslında biz umutlu bir haberi bekliyorduk. Çünkü bizde o yönde bir düşünce vardı, bir inanç vardı. Ve yapılan maalesef incelemelerde dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri bir yandan çalışmasını yapıyor. Tabii deliller toplanıyor aynı zamanda bölgede. Sinan, hassas bir konu şey olduğu için oradaki bütün çalışmalar... Evet, buyurun. Evet, şimdi bir taraftan hakikaten şu an çok üzülüyoruz. Birçok da soru işareti var ama şimdi sen o gördüğün noktada Narin'in ailesinden birileri var mı? Çok uzak bir nokta. Yani Narin'in ailesinden kimse var mı yok mu şu an için bilmiyoruz. Köy tepe bir noktada. Biz zaten köye giriş yapmak istediğimizde kesinlikle yasak. Köye giriş çıkışta kesinlikle yasak. Şimdi nasıl bir süreç var onu da bilmiyoruz şu anda. Yani Narin'i burada ekipler defalarca aradı. Narin burada bulunmadı. Acaba yani Narin sonradan mı buraya getirildi? Onu da bilmiyoruz şu anda. Peki. Dediğimiz gibi şimdi bütün uzman ekip, Ankara'dan gelen ekip detaylı bir inceleme yapıyor burada. Yani orada hem DNA izleri olsun, parmak izleri, ayak izleri, bütün ihtimaller şu an için değerlendirildiğini söyleyebilirim. Peki şimdi senin bulunduğun nokta aslında biraz uzaktan takip edebiliyorsun yasak olduğu için. Güvenlik önlemleri has safhaya çıkarılmış durumda şu anda köyde. Köyle cesedin, maalesef Narin'in cesedinin bulunduğu nokta arasındaki mesafeyi bize tekrar gösterebilir misin? Ne kadar bir mesafeden bahsediyoruz? Bakın çok çok yakın bir mesafe. Bak, köy şu anda sıdık. Hemen ekranlara taşısın. Kaç kilometre? Bakın köy şu anda tepe. Bak, yaklaşık bir kilometre, bir kilometre. Belki bir buçuk kilometre. Ben tahmin yürütüyorum şu anda. Yani çok yakın bir noktada. Bakın biz yani bu derede defalarca geldik buraya. Yayın verdik, VTR'ye çalıştık. Buradaki arama kurtarma ekibine katıldık. Geçtiğimiz günlerde buraya geldik. Kasas burunlu köpekler vardı, eğitimli köpekler. Yani onlar normalde yerin 6 metre derinliğe kadar koku alabilen eğitimli köpeklerden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani biz de şu anda pek anlayamadık açıkçası. Şimdi bundan zaten sonra mantıklı nasıl bir süreç alınır, savcılık nasıl bir soruşturma yürütülür? Düşününce senin de söylediğin gibi o bölge sürekli arandı. İlk günlerde arandı. Hatta az evvel biz ekranlara taşıdık. Birkaç gün öncesindeki arama görüntüleri vardı. Yani orada aslında Narin'in olması mümkün değildi. Narin'in cansız bedeninin, değil mi Sinan, düşününce? Yani akıllara şu geliyor. Narin'in cansız bedeni oraya sonradan götürülmüş. Ve bir ihbar geliyor. Sonrasında da ekipler harekete geçiyor ve maalesef bugün o acı haber geliyor. Yani bunu kim getirdi, nasıl yaptı? O kadar fazla soru işareti var ki. Sen peki Narin'in cansız bedeninin orada bulunduğu haberini ilk ne zaman aldın Sinan? Resmi açıklamayı bekledin çünkü. Aynen. Aslında biz köye geldik, biz yoldaydık. Bir haber kaynağımız bize bilgiyi paylaştı. Hı hı. Böyle bir durumun olduğunu söyledi. Biz de hızlı saat bir şekilde hemen zaten biz aldın haberi. Köye geliyordum zaten. Saat 9'u 15-20 geçe. Evet, belki de 25 geçe de olabilir. Tam olarak hatırlamıyorum ama 9-15 ile 25 geçe civarı böyle bir şey var dediler. Dedim bir bakayım o zaman. Hızlı bir şekilde zaten köye geliyordum ben de. Köye gelince komutanlar, askerler, jandarma hemen önümüzü kesti. Kesinlikle yasak. Giriş çıkış tamamen şu anda yasaklandı. Hiçbir şekilde giremezsiniz. Yani yaya olarak girmek istiyoruz dedik. Hayır, kesinlikle olmaz. Yaya dahi izin vermiyoruz dediler. Biz de bir anda tabii yani korktuk açıkçası. Sonra burada bir hareketin olduğunu fark ettik. Buraya hızlı bir şekilde gelince aslında biz bazı şeyleri artık kafamızda oluşmaya başladı açıkçası. Artık resmi açıklamayı zaten
Bakan Bey paylaştı. Ben hani resmi açıklama olmadan bir şey söylemem doğru olmazdı. Biz 9'da da ilk yayını çünkü yine Sinan'la yapmıştık. 9'da da bağlanmıştık. Sanırım sen bizim hemen yayından sonra bu bilgiye ulaştın. Ve az evvel de yine yayınımızın başında acı haber geldi. Resmi kaynaklardan gelince de yine Sinan bizimle paylaştı. Şu anda peki nasıl bir hareketlilik var? Bir de çok yakın. Yani 1 kilometre diyorsun Sinan. O bölge defalarca arandı. Bizim aklımız almıyor şu anda orada yaşananları. İnanın bizim de gerçekten aklımız yani almadı, ermiyor. Şimdi ya biz burayı defalarca kez ekiplerle birlikte baktık. Yani köpekler vardı, jandarma, araba kurtarma, AFAD, UMKE, gönüllü ekipler. Burası gerçekten tamamen taranmıştı. Şimdi eğitimli köpekler, hassas burun köpekler, bakın yerin 6 metre derinliğe kadar hemen koku alabiliyor. Çünkü köpeklere Nari'nin kıyafetleri kokatıldı. 7-8 tane iz köpeği buradaydı. Kadavra köpeği buradaydı. Yani detaylı bir çalışma yapıldı burada. Tabii bundan sonraki süreç nasıl olur? Nasıl bir çalışma var şu anda orada? Gördüğümüz kadarıyla derenin hemen alt kısmında şu anda bir çalışma var ama yani biz net olarak görmüyoruz. Sadece araçları görüyoruz, insanları görüyoruz. Jandarma arama kurtarma ekibini şu an tepede görüyoruz. Sanırım olay yeri inceleme ekibi şu anda yani derenin olduğu bölgede bir çalışma yapıyor. Sinan, bir de bir şey daha sormak istiyorum sana. Sen şimdi 19 tabii gündür yakından takip ediyorsun. Oradaki işte köylülerle de konuşuyorsun haliyle. Yani şüpheli isimler köyde kimler olarak geçiyor? Yani şüpheli isimler yani? Amcaydı. Hı hı. Şüpheli isim amcaydı. Amca zaten tedbiren tutuklu. Amca şu anda tedbiren tutuklu. Hı hı. İfadesi de alındı detaylı bir şekilde. Üzerinde de çalışmalar da yapıldı. Önce hatırlarsanız Enes Güran yani Narin ağabey gözaltına alınmıştı. Kolunda sarık izleri vardı. Narin'e ait olup olmadığı tespiti için adli tıp kurumuna İstanbul'a gönderilmişti. Hı hı. İstanbul'da yapılan incelemelerde ısırık izlerinin Narin'e ait olmadığı tespiti yapıldı. Hı hı. Sonra Enes Güran Diyarbakır'a getirildi. Sonrasında serbest bırakıldı. Hı hı. Bu kez amca Salim Güran aynı zamanda muhtar. Muhtar gözaltına alındı. 3 gün boyunca jandarma ifade verdi. Akabinde savcıya sevk edildi. Savcı 3 saat 15 dakika boyunca ifadesini aldı ve daha sonra da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme de kasten öldürme, kişi hürriyetine yoksun kılma suçlarından tutuklulara cezaevine gönderdi. Daha sonra da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya dair bir açıklama yaptı. Amcanın tedbir amaçlı tutuklandığını söyledi ve amcanın şüpheli olduğunu söyledi. Şimdi bu durumda şimdi biz Sinan, amca tutuklu. Bir şey diyemeyiz. Şimdi soruşturma devam ediyor. Evet, amca tutuklu. Ancak şimdi bizim de hani biz şu anda tamamen aslında fikir yürütmeye çalışıyoruz tüm bu yaşananlar çerçevesinde. O nokta defalarca arandı ve bugün bulundu. Yani daha evvelinde de yani köpeklerle aramalar yapıldı. Çok özel ekipler yine o noktadaydı. Eğer ki Nari'nin cesedi orada olsaydı bulunurdu. Şimdi amca da tutukluysa o halde yani başka birinden bahsetmemiz gerekiyor diye de bir taraftan düşünüyoruz aslında. Yani aslında her şey olabilir. Şimdi köyde yaşayanlar hepsi akraba. Amcalar, yani amcayı kuzenler, korumak için dayılar. Birisi de koymuş şimdi, olabilir mi Nari'nin cesedini o noktaya? Şimdi her ihtimal var. Tabii biz bunu bilmiyoruz. Biz gazeteciyiz. Onu o adliyenin işi, savcının işi, jandarmanın işi. Biz sadece burada olup bitenleri anlatmaya çalışıyoruz. Bir yandan tabii soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın içeriği şu anda gizli bir şekilde yürütülüyor. Dolayısıyla da sözcüklerimizi seçerek anlatmaya çalışıyoruz burada olup bitenleri. Dolayısıyla şu anda hani kim suçlu, kim suçsuz veya yeni gözaltı olur mu olmaz mı? Olay çok sıcak daha. Çok sıcak. Şimdi biz amcadan bahsediyoruz. Belki amcanın bu işte parmağı yok. Belki başka bir köyden biri bu işi yapmış olabilir.
Yani net bir şey yok şu anda. Çünkü uzman ekip şu anda çalışıyor. Çünkü olay yeri inceleme ekipleri bölgede orada detaylı bir çalışma yapıyorlar. Aslında oranın çalışması, orada yapılacak bir inceleme, orada alınacak işte ayak izleri, parmak izleri, araç izleri, varsa bir güvenlik kamerası, varsa herhangi bir durum, hepsi belli olur. Bakın şimdi burası yani köye çok yakın bir nokta. Narin kaybolduktan sonra yani köyde yaşayan vatandaşlar kamera taktırdı. Kamera. Şimdi kamera onlar kendi köyünde taktırdı. Peki burada villa yapılıyor. Villa. Mehmet Sıdık bilgi göstersin. Burada villa yapılıyor, yapıldı. Şu anda sanırım ya inşaat halinde ya da şu anda vatandaşlar yaşıyordur. Muhtemelen orada bir güvenlik kamerası olabilir. Şimdi bu tarafta hemen Diyarbakır yoluna çok yakın bir mesafe. Tamam mı? Çok yakın bir mesafe, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Orada da yine MOBESE kamerası var, PTS kameralar var vesaire. Yani burada muhtemelen bir kamera vardır. Bir görgü tanığı muhtemelen olmuş olabilir. Yani şu anda detaylı bir inceleme yapılıyor. Bakın olay yeri inceleme ekibi bölgede şu anda. Yani öyle bir sistem var ki, öyle bir çalışma yapılıyor ki inanın ayakkabı numaranızı dahi bilen bir sistem var. Bilen bir ekip var yani. Dolayısıyla detaylı bir şekilde inceleniyor. Detaylı bir şekilde bakılıyor. Biz de tabii yolun ortasında yayınımızı yapıyoruz. Araçlar gidip geliyor. Ara ara kamera kardeşinden çıkmak zorunda kalıyorum. Ama maalesef Narin gerçekten ölü olarak bulundu. Biz burada umutluyduk. Her zaman yayınlarımızda şunu söylüyorduk. İnşallah Narin bulunur. Biz de Narin'in o sevincini, annesiyle babası olan o sevincini, köydeki o sevinci ekranlara taşıyalım demiştik. Maalesef o bilgiyi paylaşamadık. Üzücü, cansız bedeni bulundu bilgisini üzücü bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Narin maalesef hayatını kaybetti. Bakın orada ben bir hareketlilik gördüm. Mehmet Sıdık Bilge. Bölgeden çıkan araçlar Narin'in köyüne doğru ilerliyor. 2, 4, 6, 7, 7 tane araç. Tabii 7 tane araç. Hepsi sanırım bakayım tekrardan. Evet. 2, 4, 4 siyah araç. 3 tane de beyaz araç. Toplam 7 araç Narin'in köyüne doğru şu anda ilerliyor. Bakın biz o yoldan defalarca geldik gittik. O yoldan defalarca geldik gittik. Onlar da şu anda yukarı doğru gidiyorlar. Tabii köyde nasıl bir çalışma olur, neler olur bilemiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey maalesef Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık, telefonuma bakayım, yaklaşık bir saat önce, belki de bir buçuk saat önce küçük Narin maalesef ölü olarak bulundu. Bu üzücü bilgiyi şu anda sizlerle paylaşıyoruz. Narin 8 yaşında bir kız çocuğu, okula giden, hayalleri, umutları, hedefleri olan bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Yani 8 yaşındaki bir kız çocuğu, güçsüz, hala küçük, aldılar onu. İddialara göre bir çuvalın içerisine bırakıp Sinan, bir çuvalın içinde kesin değil mi? Bir torbanın içinde mi bulundu Narin'in cansız bedeni? Ya iddia ediliyor. Ben de iddiayı paylaşıyorum. Şu anda bir iddia. Bir torbanın içinde konulmuş cansız anda, bedeni Narin'in dere yatağının içinde bulundu. Bir iddiadır. Bu bir iddia. Ben bunu bir iddia olarak söylüyorum. Yani belki önümüzdeki süre içerisinde daha da net bilgiyi paylaşabilirim. Evet sevgili izleyenler, çok sıcak gelişme. Yani şimdi Sinan da tam olarak olay yerinde hemen gördüklerini bizimle paylaşıyor bir taraftan ve bir mesafe var. Güvenlik önlemleri had safhada. Jandarma ekipleri o noktada arkadaşlarımızın ilerlemesine izin vermiyorlar. Çünkü sağlıklı bir şekilde oradaki işlemlerin yapılması gerekiyor. Hala devam eden çünkü çalışmalar var. Narin'in cansız bedeni bulunduktan sonra da. O sebeple biz de yani şu anda elimize geçen bilgileri bir taraftan teyit etmeye de çalışıyoruz aslında. Çok sıcak. Yani az evvel Sinan söyledi. Yaklaşık bir saat kadar önce değil mi Sinan, aslında ilk haberi aldığımız Narin'in cansız bedenine ulaşıldığı haberi.
Sonrasında resmi kaynaklardan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Ve akıllarda onlarca, belki de yüzlerce soru var. O yüzden Sinan da şu anda tam olarak sıcak bölgede, olayların yaşandığı bölgede ve olayları bir taraftan bize aktarmaya çalışıyor. Yeni bilgiler edindikçe yine bizimle paylaşıyor. Yine sözü sana bırakayım Sinan. Evet, şimdi aslında biz yürüyerek başka bir yoldan tam da olay yerini görüntülemek için bir karar aldık. Ancak yollar şu anda jandarmanın kontrolü altında. Yani şimdi ben bu yoldan ilerleyip gitsek dahi yine köşede jandarma bekliyor bizi. Yani jandarma bekliyor, kesinlikle müsaade edilmiyor. Şu anda net bir şekilde görüntüleyebileceğimiz nokta bakın burası. Onun dışında biz farklı bir lokasyona dahi gitsek böyle bu alanı böyle görüntülemeyiz. Çünkü hassas bir süreç var şu anda orada. Çok hassas bir süreç. Çünkü olay yeri inceleme ekibi bölgede. Olay henüz çok sıcak. Bakın çok sıcak olduğu için oradaki delillerin karartılmaması için bir çalışma yapılıyor şu an bölgede. Uzmanlar bölgede yine Ankara'dan gelen ekip bölgede detaylı bir inceleme yapılıyor. Bakın araçlar da çok sayıda araç da var burada orada. Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını burada net bir şekilde söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte neler olur, ne gibi gelişmeler yaşanır, savcılığın raporu nasıl olur, bundan sonraki süreçte başka gözaltılar, tutuklamalar olur mu? Tabii bunu şu an için bilemeyiz. Ancak buradaki tespitler çok kıymetli olacak, çok değerli olacak. Çünkü yine parmak izleri, ayak izleri, yine kıyafet izleri, bütün detaylar burada şu anda değerlendiriliyor. Dolayısıyla da biz normal karşıladık hani ekibin bizi oraya almaması. Çünkü orada bir çalışma yürütülüyor. Hassas bir soruşturma yürütülüyor. Oradaki savcının, yani soruşturma yürüten savcının gözetiminde hassas bir süreç orada yürütülüyor. Dolayısıyla da kimseyi bölgeye kesinlikle almıyorlar. Orada eğer varsa bir kıyafet, varsa bir ipucu onu almaya çalışıyorlar. Hassas burunlu köpekler de bölgede olduklarını söyleyebilirim. Onların da görevi bölgedeki her bir noktayı koklamak. Ama maalesef Nari'nin cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir saat önce sanırım bilgiyi paylaştı. Ve Nari'nin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini duyurdu. Maalesef Nari'nin öyle bulundu. Nari'nin hayatını kaybetti. 19 gündür Nari'nden bir ses bekliyorduk. Nari'nden bir haber bekliyorduk. Herkesin gözü, kulağı Diyarbakır'daydı. Taşantepe mahallesinde gelecek bir haberdeydi. Müjdeli bir haberdeydi aslında. Ancak biz müjdeli haberi herkese duyuramadık. Üzücü haberi herkese duyurduk. Biz yayınlarımızda hep şunu söylüyorduk. İnşallah Nari'nin bulunur. Biz de Nari'ni, sevincini, annesinin babasının sevincini, sarılmalarını ekranlara taşırız diye. Maalesef şu anda onu yapamıyoruz. Köyde neler olup bittiğine dair şu an için hiçbir şey bilemiyoruz. Çünkü köye biz gitmedik, gidemedik daha doğrusu. Aile ne durumda, yakınları ne durumda, köyde vatandaşlar ne düşünüyor, nasıl bir hazırlık var? Şu an için net bir şekilde bunu bilmiyoruz. Nari'ni son günlerde ya da bir gün öncesinde birileri mi buraya getirdi, bıraktı? Ya da daha önce buradaydı da mı? Yani birileri buraya bıraktı da mı? Görmedi. Yani net bir şekilde kimse bunu bilmiyor. Ama Nari'nin cansız bedenine dere yatağında sabah saatlerinde ulaşıldı.